Günaydın. Sok yemeğine uyandığım gibi bir gün ve yine tuvalette başlayan bir gün. Gerçekten bütün vloglarım tuvalette ve çapaklı başlamak zorunda mı arkadaşlar? Dün lensle uyumuşum zaten. Lensim de kayık. Bir elimi yüzümü yıkayayım, bir dişimi fırçalayayım. Çünkü hani ben ister istemez şimdi bu şeye bir tık efekt atıyorum. Cildim olduğundan daha kıpkırmızı, dişlerim olduğundan daha sarı falan çıkıyor. Durun anlatacağım her şeyi. Bugün neler yapacağız her şeyi anlatacağım. Önce hijyen. Biri geçen vloguma şey yazmıştı. Akıllarım gözüküyor. Ay dokundum ıslak. Of zaten kadraj, zaten ben her şey çok kötü. Bir de buraya dokundum ıslandı. Gerçekten hayat çok zor. Ya şey diyordu, geçen biri vloguma şey yazmış. Abla ilk önce dişlerini fırçala, sonra yüzünü temizle. En son dişlerini fırçalayınca bakteri bir iki yazmış. Çok biliyorsun ablam ama uyguluyorum. Hadi bakalım. Tamam dişimizi fır... Ay tipimi sikiyim ya. Dişimi fırçaladım, biraz yüzüme su çarptım. Çünkü kendime gelmem gerekiyordu. Şimdi... Birden bir ürün yerleştirme gibi oldu. Şimdi bu Listerin'le 10 kilo aldım çünkü daha ucuza geliyordu ablam. Bu 10 kilo Listerin'i şimdi ağzımda gırgırlıyorum. Dur konuşamayacağım şimdi. 2 dakika bekle. Yine bu vlog 20 dakika boyunca tuvalette mi geçecek ya? Geçen vloglar öyle olmuştu çünkü. Çok çirkinim. Tamam yine konuşalım bari biraz. Ne yapayım yani? Ablalar bugün evdeyiz çünkü evi bok götürüyor öncelikle. Bundan bir bahsedeyim. Acilen yüzümü yıkayayım. Sonra da şu açıdan artık değişelim yeter. 10 saattir tuvaletteyim daha. Ben bununla yıkıyorum biliyorsunuz ki. Reklam değil. Çünkü neden reklam olsun ki? Daha ben küçücük bir kanalım abone olmadığınız için. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler benden önce. Tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince. Oh. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Lütfen lütfen cam bardak olsun lütfen. Yıkadık. Peçete. Ay olduğu kadar hadi. Bugün hiçbir şey yapasım yok. Şu tipime bak ne oldu bana ya. Yemin ediyorum birilerin bedduaları tutuyor. Nemlendirmeyle falan uğraşamayacağım ben. Gidelim hadi. Vallahi yeter. Bugün ev modunda bu yeter. Şu tipime bak, üstündekini bir değiştirip geleyim. Geldim. Hadi gidelim artık. Gidelim. Size iki günaydın şeyi çekeceğim diye yaptığım background'a bakın. Biraz keko, biraz aşık. Şimdi tipimi sikeyim ya. Bütün video ben kendimi böyle bulleyeceksem niye bu videonun çekmediğin ne anlamı var? Ama neyse benden daha kötü yerler var, kişiler var, bireyler var ve mekanlar var. Arkadaşlar evimi bok götürüyor, tek yaşamak hiç iyi bir şey değil. Şu an evet arka plan falan cute falan gibi gözüküyor olabilir ama bu işin görünmeyen yüzü, şeyi, gölgesi, arka planı gibi bir şey. Şimdi size mutfağımı göstereceğim. Ya bugün böyle evde geçirmece, evi toparlayalım. Belki biraz tipimizi düzeltiriz ama bugün o gün değil. Ben bugün hiç kendimi düzeltemem. Bugün evi düzenlerim, televizyon izlerim gibi bir gün. Evi bir temizleriz. Sonra biraz işlerim var laptopta. Laptopta kurgu yaparım cart curt derken akşama da Kızılcık Şerbo izleriz. Bence mük bir gün. Ama evin ne kadar pis olduğunu şimdi size gösteriyorum. Şaka mı? Ne yapacağım? Yani bir yerden başlamam lazım o yüzden bir tık girişiyorum ben artık, olur mu? Siz burayı bir tık hızlandırılmış izleyin çünkü bok götürüyor. Hadi hızlan video. Gerçekten en nefret ettiğim şey olabilir şu amına koduğum şeyini boşaltmak ya. Thank you.
Neyse. Hey ama biter mi? Bitmez. Çünkü şimdi bunun içini eski pis çatal bıçak takımıyla dolduracağız. Gerçekten hayat hayat şaka olabilir mi? Hayat bir şakadan ibaret olabilir mi? Çünkü şakaysa biri söylesin artık, komik olmamaya başladı. Normalde ben bu kadar pis etmiyorum buraları, yemin ediyorum kitabıma Kur'an, ama bir şekilde böyle oldu. Yemin ediyorum, bana pis çocuk demeyin. Saçıma bakın, cildime bakın, evime bakın. Ben pis çocuk değilim ama son zamanlarda bir şey oldu arkadaşlar. Gerçekten yani yine bozuldu, ağlayacağım şimdi. Son zamanlarda hayat hiç adil değilmiş gibi size de geliyor mu? Neyse, bunu terapimsi de konuşuyoruz ama yeto. Bakın şu tabaklardan aldım geçen gün. Aşırı tatlı değil mi? So cute. Aa, yıkanmamış. Anasını sikeeeem! Bir daha gireceksin şimdi makineye. Ben de onu evde yıkamasını biliyorum ama şimdi uğraşamayacağım. Tencere takımlarını falan yerleştiriyorum. Ay, tek yaşamanın işte hiçbir eğlenceli tarafı yok. Böyle şeyler yapıp duruyorum. Sikeyim. Ya tabii eğlenceli tarafını konuşacaksak. Korkunç bir açı değil mi? Ya millet böyle şeyler çekiyor. Ben de çekebilirim sanmıştım ama olmadı. Tamam, siz bu açıdan devam ki. Abone olur musun ya? Bir like atar mısın videoya ya? Her yer çok kötü. Bakın şimdi burası korkunç. Burası korkunç. Yani tamam, şimdi şuraya girişeceğim ve gerçekten bu iğrenç yani, iğrenç. Buradayım he. Makineye yerleştiriyorum. Yağ damladı üstüme. Tarçın da korktu, gördünüz mü arkada? Bacağıma yağ damladı, iğrenç bir yağ. İğrençsiniz ya. Of, hijyen sıfır. Vallahi bak, bu kadar şikayet ediyorsan git evini temizle falan demeyin bana. O kadar kolay olmuyor bu işler. Ben sabah işe gidiyorum, akşam işten geliyorum. Zor bir hayat bu. Bunların hepsi ne için? Akşam güzelce kızılcık şerbo izleyebilmek için. Ve kahvaltı bile yapmadım. Bilmem farkında mısınız? Yüzümü yıkadım. Geldim burayı temizliyorum. Daha bir kahve bile içmedim. Burayı böyle güzelce bir temizleyip sonra kahveyi hak etmek istiyorum. Çünkü... Şimdi bir de şöyle bir soru işaretim var. Geçen gün ben şununla şinistel yaptım. Bunda ve bunu böyle çiteleyerek mi yıkayacağım? Çünkü bu makineye girmez yani. Şöyle bir derdim var. Yok şimdi bunu oturup yıkayacak mıyım yani, işim gücüm yok gibi. Arkadaşlar sürekli size bağırıyorsam kusura bakmayın ama biraz gergoyum, hak verirsiniz ki. Alışık değilim ben böyle şeylere. Bir yıldır da yalnız yaşıyorum. Nasıl yaşıyorum? Allah bir ben biliyor, bir Allah değil mi yani? Bunun yıkamasını bu arada biraz erteliyorum. Yapacak bir şey yok. Şuraya koyuyorum. Bir ara yıkarız bunu. Bir de bunu göstermeden geçemeyeceğim. Geçen gün ben bir tane buz kalıbı aldım, tamam mı? Çünkü evimde sürekli ben soğuk meşrubat içtiğim için buzlar bitiyordu yani. Dedim büyük bir tane buz yapan buzluk alayım. Ve gelen buzluğa bakın. Yani büyüklüğünü ne kadar anlatabilirim bilmiyorum. Ama ya şöyle bir buz yapıyor. Asla erimiyor. Yani sabah bıraktım, öğlen hala buz içindeydi kahvenin. Bilmiyorum işinize yarar mı? Bence fazla büyük yani. Ama ben arada kullanıyorum. Aşırı büyük bir tane bardağım var. Onu mesela bununla buzluyorum. Ne anlatıyorum acaba? Ne anlatıyorum yani? İşten kaçmak için boş yapıyorum, yemin ediyorum. Salçalı bir makarna yenmiş. Onun kapağı. Ay, sinirim bozuldu. Böyle yani. Böyle. Böyle bir hayat. Böyle bir life. Biraz diyelim bakayım. Uzak kaldınız ya orada. Anne, bu videoyu izleme olur mu? Annem ve gelecekteki eşim, bu videoyu izlemeseniz olur mu? Bir saattir falan mutfaktayım, sıfır şaka. Ne değişti? Hiçbir şey, sıfır şaka. Daha bunun salonu var, odam var, mutfağı var, tuvaleti var, her şeyi var. Benim gerçekten bilinç, zeka, benim pırıltı, ipto. Tamam, makineyi yerleştirdim. Ne kadar gördüğünüz zaten umurunuzda olmamalı yani. Makineyi ne yapacaksınız? Makineyi yerleştirdim, makineyi basıyorum. Ve bir kahve yapalım artık daha. Bunlar kokmuyormuş.
Biraz kokuyor, hijyenik kokuyor. Unboxing şey, ne bunun adı? Unboxing Bind Activate. Elimi yıkıyorum, dur geleceğim. Hallettik sayılır ya, yani işte bir şey halletmemişim. Yani burayı tam top, yani burada buz kalıpları var, onları dolduracağım şimdi. Yağın falan orada ne işi var, durun. He tamam, bunu şey niye tutuyordum ya, kahve yapacağım birazdan, çöpe atıyordum sizin yüzünüzden. Mesela bir de şöyle bir şey aldım, kılıf ne ya? Kalpli bakın, kalpli buzlar çıkarıyor. Ne olacak yani, kalpli çıkarsa, düzük çıkarsa. Kahvenin tadı değişmiyor sonuçta. Aldım ama yani bok gibi bir şey, haberiniz olsun. Bakın kim geliyor. Günaydın de, günaydın de. Sunla el vereceğiz, kameraya bak. Tarçın'a mamasının suyunu verdim bu arada. Hani oraları çekmedim diye bunu yapmadım sanmayın. Koca götlüm, koca götlüm. Çok seviyor beni. Aşık bana. Bensiz yapamazsın ki sen. Sen bana çok aşıksın. Ay ne güzel duruyorsun ya. Ne kadar uslusun sen. Camdan bakıyor, oradan bir şeyler geçiyor ya. Ne oldu? Tamam bıraksana oğlum beni. Tamam aşık dedik de bu kadar değil. Bırak! Bıraksana! Tamam ben de sana aşığım da bir bıraksana beni. Tamam tamam. Tamam hep birlikte olacağız hep. Tamam sonsuza kadar birlikte olacağız. Şimdi bırak beni. Şimdi kahve tarifi veriyorum. Hiçbir yerde duymadınız ve görmediniz. Gerekenler. Kahve. Bardak. Bu olsa da olur, olmasa da olur ama karamel şurubu şeyi, sosu, karamel aromasılı sosu. Şeker tabii ki, şekersiz kahveye kahve demem. Boş bir su şeysi, 1 litre olabilir, 0.5 olabilir fark etmez ama boş bir tane su şişesi. Ve buz tabii ki abi. Alıyoruz bunu, içinde çok çok az su var görüyorsunuz. Açıyoruz kahveyi. Bu arada bunun hani normal toz kahve, he, şey sanmayın. Nespresso falan değil yani. Bizde olmaz öyle şeyler. Nasıl çekeceğim ki size? Gelin bakayım şuraya. Tarçın bir git be. Berbat bir açıyor. Neyse çözeceğiz, durun. Tamam biraz da beni görmeyin zaten. Ne olacak ya? Bunu aldık ya. Kahvemden bunun içine koyuyorum. Ne kadar koyuyorum abi? Güzel bir soru. Vallahi paşa keyfim ne kadar istiyorsa, o gün ne kadar ayılmak istiyorsam ona göre bunun içine dolduruyorum. Mesela şu an 5. 6. Tabii bunlar çay kaşığı. Ya iyi bir oranda koydum. İşte 10 tane falan koyacağım ben ya. Biliyorum çoğunuza göre bu çok fazla. Ama ben bayağı kahve seviyorum ya. Şimdi bunu koyduk. Dibinde biraz su vardı biliyorsunuz. Böyle bir karışım oldu. Tamam şimdi gelebilirsiniz biraz böyle. Kapağını kapatıyoruz. Ve başlıyoruz karıştırmaya. Ya fakir kahvesi gibi. Fakir Nespresso'su gibi de düşünebilirsiniz bunu yani. Cringe oldu. Cringe'den öldüğüm bir sahne oldu. Penceredeki kız beni izliyormuş. Ben şu an fark ettim. Pencereyi kapadı bağırdığım için. Sikim de mi? Hiç de sikim de değil. Kapa pencereyi, bana ne? Yani sonuçta sizinle ben burada bir şey biraz bağıra çağıra konuşmuş olabilirim ama yapacak bir şey yok ya. Beni duymanız lazım yani. Dönüştüğü şeye bakın. Fakir Nespresso'su diyordum en son karı beni görmeden önce. Bu arada ben bunun içine şeker koymayı unuttum ama aa dibinde kalmış, biraz daha karıştıralım. Şimdi dedim buna bir de şeker koyuyorsun, öyle karıştırıyorsun. Daha iyi oluyor ama yapacak bir şey yok. Zaten çok da şeker yemeyeyim, tipime bakın. Çok da yani şu an şekere ihtiyacım yok gibi duruyor. Kendime bulilerim. Kendime gelince biraz buliyim. Biz bayağıdır mutfaktayız, farkında mısınız? Süt açıyorum. Dur süt doldurmadan önce. Şimdi şunun etrafına biraz şekil şukul. Tarçın beni izliyor oradan mama vereyim diye. Sanki açsın aşkım. Çok fazla yaş mama yiyor bu aralar o. Bir tık önünü kesmeye çalışıyorum o yüzden. Ya alıştırdık aslında, biraz bizim de hatamız. Tarçın'ın tüyleri bardaklarıma yapışmış. Şeker koymuyorum ama karameli bastım gördüğünüz gibi. Tamam yeter. Şu kadar bir karamel. Benim kimya bilgisi yani. Süt abi. Oo. Şifa şifa. Bu kadar falan.
Son bir tur tekrar karıştırıyorum. Açtım. Bakın şimdi abi. Bakın bakın. Oh my fucking goodness. Oh my goodness. Oh my fuck. Oh my what the fuck. Bu nedir? Abi bu ne güzellik. Ve bunun içinde de kaldı. Oo, çok acı. Güzel ama yani sabah sabah iyi gelir de çok acı olmuş. Oo. Bunun biraz sütle karışması lazım. Bunun içinde bayağı kaldı bu arada. Yani yapacak bir şey yok. Fark ettiniz mi? Ben fark etmedim. Sizce bir eksiklik var mı? Buz gibi. Onu bir buz eklemeyi unuttum ben soğuk kahveme. Yerde kalmadı, ne yapacağım? Biraz karıştırayım bakayım, durun. Of! Ben bu kahveyi hak etmiştim. Ben mutfağımı topladım yani. Bu kahveyi hak ettim ve bu kahvenin bana yaptığına bakın. Durun bakayım. Buzu da 10 saat önce dışarı çıkarttığım için eridi yani. Şunu karıştıralım bakalım. Belki köpük çok yer kaplıyordur. Zaten bu süte döndü karıştırınca. Ya bu tarifi uygulamasanız da... uygulamasanız da olur sanki. En azından 2-3 tane buz atayım, böyle olacak iş değil. Bitirdim. Tamam, bayağı bir ekliyorum şu an çünkü ürün bitti. Buzların ne kadar eridiğini göstereyim. Su gibi bir buz bu. Neyse, bon appetit. Ben gidiyorum, bunu biraz içeceğim. Yani size çekecek güzel bir arka plan arıyordum ama nereye dönsem çok kötü. O yüzden hiçbir şey arka plan yapamıyorum. Şimdi mutfakla derdimiz bitti mi? Bitti ama salona gelince... Şimdi öncelikle felaket. Sonrasında... Felaket. Sonra masaya bakınca... Felaket. Yapacak bir şey yok. Bugün... Hayır tarçın dur. Ne yapıyorsun manyak? Ne yapıyorsun gerizekalı? Tarçın iyi misin amına koyayım? Bu arada masada niye 5 litre su var demeyin. Ya of! Of hayat of! Salonu toplamadan önce biraz yatıyorum. Lütfen. Biraz kahve içeceğim. Yani bu arada salonu çok bokluyorum ama... Yani sonuçta bunlar benim donlarım, kıyafetlerim. Bu yerdeki tarçının yatmayı sevdiği şey olduğu için orada. Yani aslında burası inanılmaz dağınık değil. Hani bunları toplamam gerekiyor sadece ama bunlar da ıslak yani dün gece astığım için. O yüzden böyle kalabalık duruyor. Yoksa çok kötü değil yani. Sadece bunları toplayacağım bir noktada. Bu kadar. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Ben bir şey yapmayayım şu an. Kahvemle birlikte kızılcık şerbeti izleyelim. Tamam, vallahi toplayacağım. Evi de toplayacağım ama kızılcık şerbetini de merak ediyorum yani. Dün yayınlandı bu arada. Bugün cumartesi, hiç de bundan bahsetmedim. Bu nasıl bir vlog? Dün yayınlandı, bugün YouTube'a düştü. Hatta bir tane fragman düşmüş. Fragmanı gördüm ama tıklamadım. Ama tıklamak için canımı verecektim. O yüzden acilen benim cebizim... Konuşamamam. O yüzden acilen bence bizim kızılcık şerbeti izlememiz lazım. Ve fragmanı izlememiz lazım. O yüzden bence kahvemle yapılabilecek en iyi aktivite bu. Hadi kızılcık şerbeti isteyelim. Ay kızılcık şerbeti başlasın, yanında da aslan gürbüzümüz duruyor. Ay kızılcık şerbeti is big şeyin neydi starting. Ama reklamlar başlıyor. Üf! Gerçekten bu YouTube premiumları hangi zenginler alıyor? Ne gerek var? İzleyelim reklam yani, zaten alışıyız değil mi? Televizyonda da sürekli reklam var. Onlara da mı para? Gerçi onların da olayları var. Onlar da bir şeyler alıyorlar. Ay siz zenginler yaşıyorsunuz bu hayatı ha. Gold sunar gerçek... Ya Tarçın bırak şunu. Ay başlasın bakalım. Şimdi o başlarken ben en son nerede kaldığımı hatırlamaya çalışıyorum. Şey olmuştu, Doğa ay bebeğini kaçırmaya çalışıyordu kendinden. Daha doğrusu en son... şerefsiz avukatlar, şerefsiz mahkemede bazı olaylar olmuştu. Çok çirkinim bugün ya. Uf. Mahkemede bazı olaylar olmuştu. Kızını Cemre'yi ondan ayırmaya çalışıyorlardı. Ama Dua bunu kabul eder mi? Etmez. Atmıştı bebeği arabasına.
kaçmaya çalışıyordu. Sonra polici abiler onları durdurdu ve... O sahneden başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü o sahnenin devamını görmem lazım. Fatih'in orası bu çocuğu bebeği almıştı en son. Ben bu bölüm çok sinirleneceğim. Şimdiden öngörüyorum. Ay başlıyor. Ya Fatih bırak şu kızı. Ya Fatih. Ay bir şey söyleyeceğim ya ben daha ilk saniyeden bu kadar sinirlenemem. Bakın tekrar triggerlanıyorum. Ay bir de ben geçen hafta işte buna direkt full buna reaction çekmiştim. O telif yediği falan için yüzünden yayınlanamadı. Biraz sinirliyim Kızılcık Şerbo'ya ama bu videoyu bir şekilde yükleyeceğim yani. Yapalım istiyorum Kızılcık Şerbo reaction ya. Biraz spoiler yedim bu arada. Söylentilere göre Dua Fatih'in evine gidiyormuş yeniden. Böyle bir şey yaşanırsa çok 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 sinirlenirim senaristlere. Böyle bir şey olursa yani bu bölümün sonunda fuck you. Ah ah götürdü çocuğu götürdü. Ah. Triggerlanıyorum çok. Burada da bakalım şeyim ayıcım var. Dua. Düşmenin sırası değil kızım. Asıl şimdi intikam alma vakti. Şimdi intikam alma vakti. Hayır ya üzülme. Bu karı neler çekti ya neler yaşadı. Sevgiliden dert, aileden dert. Her yerden dert. Şimdi bebeği alındı. Bak bebeği seviyor Fatih. Hiç gibi yeniden bir aile olacağız. Ya hiçbir şey olmamış gibi nasıl bir aile olasınız? Siz hiçbir zaman bir aile olmadınız ki. Bak diyor ki Fatih baban seni bütün kötülüklerden koruyacak. Asıl en büyük kötülük sensin. Ben kahve içeyim biraz. Sinirlendim. Hayır, 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 hayır. Cemre şimdi eve geldi. Ailesine söyleyecek. Hayır, durun, bakın. Yatarsın çeker. Ay bu müzikten de telif yer miyiz ya? Ceylan Ertem mi bu? Telif atma Ceylan Ertem. Ya of çok üzücü bu ama. Tarçın defol. Bak bak alıştı aldı eve getiriyor çocuğunu. Ay yeter. Gülüm gülüm. Siz gülüm. Son gülen iyi güler Fatih. Ceylan Ertem 10 dakikadır şarkı söylüyor. 10 dakikadır Dua ağlıyor. Yeter. Saçım çok kötü. Biraz buna devam etsem. Hayat. Olur mu? Hayat. Geldim abla. Geldim abla. Hayat. Ben şimdi bebeği indireceğim. Sen koltukların üstünü beyaz çarşaflarla örtemişsin çocuğu. Herkesin oturduğu yere koymayalım. Yalnız ellerini her seferinde mutlaka yıka. Mikrop olmasın. Tamam mı? Ay çok biliyorum. Bir de bizim minik bir Kur'an'ımız vardı. Bebek görmesine gittiğimizde vermişlerdi. Onu da bulalım da. Beşini kenara. Okuyun okuyun lazım size. Yok onu okuyalım, yok bunu da okuyalım, yok şunu elimize kelam selefiş edelim. Sinirleneceğim yine ben. Sizce neden bu bütün aile birdenbire beyaz giyinmeye başladı? Bakın şimdi. Ya bilerek tam çekmiyorum, telif yiyoruz diye. Hatta şöyle biraz kapatayım. Bakın pembe beyaz. Bu beyaz. Siz beyaz giyindiniz diye masum olmuyorsunuz. Pembe family. Pembe family. Çocuğu kaçırmakta ne demek oluyor? Evet, Dua biraz çocuğu kaçırmak da biraz şovdu ama analık yani analık üye olduğu için yorum yapmayayım ben. Şimdi bu arada buzumaz olmuştu ya şey yaptım. Şunda biraz kalmıştı hatırlıyorsanız. Buna takviye yaptım. Bak dibinde hala biraz daha bittikçe ekliyorum kahvesini siz kafeyi. Yeter bir dizide güçlü kadın güçlü power girl olsun ya. Sizce ev taşınıyorlar mı yoksa bebek geldi diye mi böyle bembeyaz? Neden buraya cennete dönüştürdünüz? Hanımefendiler, beyefendiler. Senelerce bekledim ben onu. Adaklar adadım. İyi bok yaptın. Ellerinizi yıkamadan dokunamazsınız. Bir zahmet. Bir de böyle her yer beyaz çarşaf. Perli köş gibi tövbe yarabbim. Apo be ya. Siz de iyi misiniz, kötü müsünüz, komik misiniz, dramatik misiniz? Ben sizi anlamadım. Ama biraz komiksiniz. Bunu hak veriyorum. Perili köşk diyor eve. Beyaz olduğu için. Sen niye anlarsın ki perili köşk falan? Seni bildiğin cinli köşktür. Ne perisi? Apo be. Ay reklam girdi yine bana. Ooo titanyum. İpo ne? Aynen alırız kanka. Reklam girmiş yani size de biraz daha konuşayım. Zaten 10 saattir benim yüzümü görmüyormuşçasına. Şimdi ay sus be.
Şimdi arada bu reaction'lar gelsin mi ya? Bir yorumlarda buluşalım abla. Vallahi merak ediyorum yorumlarınızı. Beraber izlemek bence keyifli. Bölümle ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum ya. Uf. Daha 12. dakikasındayım bölümün ama şimdiden çok sinirliyim. Pembe yer gördüğümde bu sezon sinir krizleri yaşıyorum. Önce bu sınırı gitsin, tedavisin olsun. Kızımı kaçırmaya çalıştı. Duydunuz mu ne dediğini? Yine kızımı çalışmaya kaçırdı, gitsin tedavi olsun dedi. Adon ya. Ya tamam uzatmayın, hadi kahvaltıya. Yine bitmeyen kahvaltılarımız ya. Bitmeyen kahvaltılarımız. Bok yiyin artık yeter. Ya bak gönderme yapmışlar. Onlar orada kraliyet sofrasında kahvaltı yapıyor. Duaya portakal suyu uzatıyorlar. Diyor ki istemiyorum. Hani üzgün bir modu ya şu an. O yüzden hani sanatsal bir dokunuş. Sanatsal bir dokunuş burada. Kartın da kaldı orada. Oğlum yiyeceğim seni ya. Niye süs gibi orada oturuyorsun? Ay, bu arada bu çimeni görmüşken şimdi aklıma geldi. Bu çimenin 44 yaşında oluşuyor. Şaka mıymış? Ben buna inanamıyorum hala. İnternetten bayağı bir araştırdım ve gerçekten çimen 44 yaşındaymış. How is it possible ya? Bu nasıl mümkündür ya? Ben yani 44 yaşından büyük duruyorum. Ben daha 25 yaşındayım. Şeyler oluyor yine. Ömer'le Kıvılcım arasında bir gerginlik var. Bu adamı sen bulmadın mı? İçimize sen sokmadın mı? Sen güvenilir demedin mi? Tamam o zaman başa dönelim. Ay durun siz de bakın şu sahneye. Yani şimdi hani bu şoför bey bu bulmuş gibi oldu ya avukatı ya. Falan filan. Ağzına sıçlıyor Ömer'e. Aklıma gelmedi böyle bir şey. Çoraplarım görüm biraz solda. Sana şöyle. Güvendim böyle oldu. Benim kızım çocuğunun velayetini kaybetti. Ya böyle telif yemez diye böyle çekiyorum aşk olar biliyorsunuz. Kusura bakmayın. Hala Fatih diyorsun Ömer. Hala Fatih diyorsun. Kızıma tuzak kurmuş, seni de kullanmış. Ay aşırı haklı ya ama Ömer Bey'in de suçu yok Kıvan. Ayrıca bunun hesabını alın. Kıvılcım Hanım. Ömer'le Kıvılcım'la arası bozulmasın. Çok tatlılar. Zaten Ömer Bey ölecek haftaya falan. Zaten Ömer Bey yani biliyorsunuz hoşçakalın Ömer Bey olacak. Araları bozukken ölmesin adamcağız. Abi her saniye olay var. Sürekli çekiyorum kamerayı ama şimdi de Ömer'e geldi Fatih. Amca diyor. Amca deme bana diyor Ömer. Tamam amca ben bir hata yaptım ama seni kullanmadım. Kullandı. En son bir de şoförü dinleyelim dedi. Zaman, hadi lan orada. Arada amcam var diyecektin. He. Özür dilerim ben de istemedim böyle olmasın. Ya siktir git be. Başından beri böyle bir şey planladın ortaya çıkmayacak mıydı? He. Benim de karım söz konusuydu. Zort. Doğru kazanmak için yaptım. Ya Doğa senin olmayacak bunu artık anla gerizekalı Fatih. Defol git gözün görmesin seni. Siktir git diyor yani özetle. Çök. Git. Zorsun gel Fatih. Ay zorlusun ya. Bizim sen sütanneden devam et. Sütanne falan konuşuyorlar. İnşallah Nilay sen emzir anne demezler bu çocuğa. Nilay'ın geni geçmesin yani. Allah aşkına bu Cemre'ye. Eğlenmeye değil. Yine Umut'a laflar sokuluyor. Diyor ki pembiş. Senin kocan barlara gidiyor. Umut öyle biri değil. Umut öyle biri. Yavrum bu adam seni... Umut biraz Zortingen çıkacak haberin olsun aşkım. Hangi koca? Karısını ben hiç güvenmiyorum. Kadıköy çocuklarına zaten güven olmaz yani. Aptal mısınız? Ben de müşterimle bir açılışa gittim. Ama müşterinle biraz karıştırdın aşkım. Babam gitmiyor ama müşterisiyle yemeğe falan. Hazreti Allah kadını da erkeğe de farklı görevler vermiş. Kadının görevi evine bakmak, çocuklarını yetiştirmek, evinin huzurunu sağlamak. Evin geçimini sağlamak da görevi. Öyle her what the fuck? Umarım linç yemem. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Görüşler, hayatlar. Nilay'ı da seviyor muyum, sevmiyor muyum bilmiyorum. Sen boşuna kendini kandırma. Kadının erkek eşit değil mi dendi Pembe Hanımefendi tarafından? Yani herde kalktığında o zaman ne olacak gerçeklerle karşılaştığında? Lan bu çıltırda linç yedi mi? Yüzüne... Oturacak yer mi kalmadı benim aşkım? Ay bu adam kötü adam. Yeter be artık, yeter oyunlarınızdan bıktık be Fatih, bıktık. Gerçekten Duaya deli diyecekler ve yine reklam girdi. Levi's, merhaba Levi's. Bu kadar Demet diyorlar. Kim bu? Demet Akalın mı? Sevinç, makyaj. Yeni karakter açıldı gördüğünüz gibi. Hoş geldi. Benim aşırı yakışıklı bir tip değil bence. Normal. Yani bakalım. İnşallah güzel olur.
Ama şöyle bir şey var. İyi. Bilmiyorum sonra izlediniz mi bölümü, o kısmı çekemedim. Neden gidelim. Çalışanlara bu adam böyle bir şey fırlattı? Ben gidecek, onlardan özür dileyecek falan sandım. Onların suçu ne? Karaktere eksi bir olarak başlıyorum ben. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Metehan bu sezon çok handsome değil mi? Tek bana mı böyle geliyor? Yoksa hep handsome'dı da ben mi fark etmedim? Yemek söyledim. Evet. Teşekkürler. Kolay gelsin. Yani bu ne güzel bir içerik. Vlog desem vlog, mukbang desem mukbang. Aa, bir de evlenip boşandı mı? Bugün bu yatağa yapışsın ya. Bugün bu koltuğa yapışıyoruz oğlum. Ne haber Baldız? Bakırımda gördüm. Hadi geç. Doğan'ın babası efendim, geldi. Çok gerek vardı. Bir sene eksiktin yani. Üzmüşler mi seni? Ya bu Doğan'ın babasını da bu arada daha basit yazamazdınız yani. Adamın ismini yazmışlar. Senaristlerden bahsediyorum. Yanına para göz, gerizekalı yazmışlar. Bitirmişler karakteri. Biraz doldursaydınız altını keşke. Şöyle bir adam tutup Fatih'i döndürelim ya. Adam tutup Fatih'i döndürme fikrini ortaya yaptı. Bence çok mantıksız değil. Dövdürün şunu ya. Bence haklı bu sefer beyefendi. Netice yapıyorum anneciğim. Mantıklı bir şey. Nilay Tese Türk kutlaması istiyor. Babacığım neden öyle diyorsun? Ben de insan değil miyim? Bu konunun üzerine konuşmaya bile gerek yok yani. Benim de bir isteğim olsun. Sen araya da olsun diye yazmışlar ya. Komik değil bu. Beğenmedim yani. Gerek yok buna. Türbe yeşili güzeldi ama her bölüm yani yukarıya da komedi bir şey yazmasa gerek yok. Senarist hanımefendi beyefendi. Ben bir gireyim dedim. Nursema'ya işe kabul edilmiş. Pazartesi gel başla dermiş Nursema'ya. Bakalım Apo'lara, pembelere akıl sağlığı versin Allah. Ağzını sıçacaklar Umut'un ve Nursema'nın. Sen bir kadını nasıl çalıştırıyorsun? Zır 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 dam dam dam. Ay pembe. Kafa sikeceksin yani, ne yapabilirsin de. Nasıl yani, canın mı yanıyor? Ne yapmamız lazım, ne yapalım? Ay çok kötü ya. Of Fatih. Ya emziremiyor diye bemeleri acıyor ama Doğan'ın. Ay çok kötü bir sahne, çok üzüldüm. Anne, sütüm geldi. Tanrım, bunları sarmamız lazım. Yani beklesem geçmez mi? Olmaz, ateşlenirsin. Bebeğimi emzirmemi engelleyenler bize bu yaptıklarını ödesin anne. Ödeyecek bir tane. Tamam. Anne. Reklamda girecek zamanı buldu. Rinso onu yani. Çok tabii Rinso. Anne. Tamam bir tane. Ya bu tamam, anne kızı ilişkisizleri çok üzücü olmuyor mu ya? Sonra hep tura gidelim. Hepsini çözeceğiz. Hep beraber tamam mı? Hepsini çözeceğiz. Bebeği alacağız. Sakin. Bismillah. Hadi Allah'a emanet. Kapanma kıyafetine öldüm Nilay'ın. Öldüm. Ama ondan önce bir gerginlik oluyor. Bir dakika hemen çeviriyorum. Ya pardon da bakın ne olur bu da bu da plan olmasın artık ya. Siz yanaştınız. Tamam normal. Hayır Doğa inip dövme Allah aşkına. Arabaya çarptı. Ya neden reklam böyle yerlerde giriyor kardeşim? Valla finalde alacağım yani bu premiumu. Ne bu cezbedicilik, ne cezbedicilik. Neydi onun şeyi ya? Cezbedicilik. Heh. Ne bu cezbedicilik? Sürekli reklam. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Vallahi hastası dövecek. Mısın? Arabaya durduk yere çarptın. Seni var ya mahkemeye verin. Yapma. Vallahi sinirlerim. Yapma Doğa yapma. Hanımefendi ne oluyor? Sakin olun. Hayır. Sakin olun yoksa polis... Doğa gerçekten deliriyor olabilir mi diye ben de bazen sorguluyorum. Of bugün bizim için... Ya tabii ki bu olayı Fatihler kumpası etmiştir yani. Etmiş şu an görüyorum. Biri yapmış da kim yaptığını. Tabii ki bu olayı Fatihler yaptırdı yani. Bunu artık anlamayacak kadar mal mısın Doğa? Anlamadığımız başına neler yapıldı, neler edildi. Bunu artık bir takızla, artık bunu bir... Brain'ine artık bir oturt yani. Bu kadar mal olunmaz ya. Hadi Kıvılcım sen bir tık daha zekiydin yani. Bir düşün bunu. Bir düşün. Yine oyunlar oynanıyor Duaya. Ay bak arkadan o şeytan geliyor. Ne çıkacak ki cebinden? Cep telefonuna herhangi bir metal var mı cebinizde? Hayır hem arabada kullanılmıyor hem de güvenlikten geçemiyor. Tamam ya. Azıcık yol yoldan öğren be kadın.
Ya hayır Doğa ya, ya bu kadar her... Sensin görmüşsün, gösteririm ben sana mesela, bak geç şuradan. Her tuzağa düşemezsin ya. Tamam, geç. Her tuzağa düşme be kadın. Kıvılcım da ne iyi bir anne ya. Ya hayır yine sürük. Ay yeter artık ya, yeter. Bak görüyor musun Metali? Benim bebeğim var, ben bebeğimi emziremiyorum. Sen benim halimi görüyor musun? Tamam, hadi gel, tamam. Buyurun geçin. Ama şöyle bir dizide gerçek olay var ki, affedersiniz ama bütün bu güvenlikler, bütün mavi giyenler hep şerefsiz. Hep onların başından çıkıyor ya bunlar. Neyse bir tane alev sahnesi geldi, bir modumuz yükselsin. Ananızı siktik, hadi biraz da alev koyalım demiş senaristler. Eyvallah, thank you, pray. Hiçbir olay yokmuş gibi sen hala yakışıklı birinin peşinden koşmaya çalışıyorsun. Doğa orada neler yaşıyor ya, hala şeyle derdindesin be Alev Hanım. Yeter be Alev Hanım. Doğa ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ben toparlamaya çalıştıkça sen niye bozuyorsun? Kendine gel. Gelemiyorum anne. Gelemiyorum. Bittim ben, bittim. Bittim ben, anlasana. Bitemezsin. Bitemezsin. Kendin için. Sonra kızın için. Benim için. Farkın ya. Ne farkın? Bitmezsin. Yumruk mu yedin silkeleneceksin? Yaralandın mı doğrulacaksın? Düştün mü tekrar ayağa kalkacaksın? Abi. Bu dünyada kadın olmak bu demek. Sahne şaka mı? Sadece haksızlığa uğradı. Şimdi sakın ağlayayım deme bu olanlar için. Buradan çıkıp gidiyoruz. Tekrar geri geleceğiz. Abi ya. Oh! Abi bu nasıl bir sahne? Bu sahne şaka mı? Ya Tarçın'a bana saldırıp duruyor. Bağırdım ettim diye nasıl Tarçın? Tarçın. Ne saldırıp duruyorsun? Şurada iki... Üzülüyorum ya. Kızım düzeleceğiz lan. Düzeleceğiz, bekle. Birlikte düzeleceğiz. 2-3 bölüm verin bize, düzeleceğiz. Düzeleceğiz. Sahneye okay. Bakın bak şimdi. Dinleyin. Keşke sizler bizim selam varsaydınız. Herkese hello. İnanılmaz alev sahneleri. Yerine ve selamın aleyhine ve ala ibadillahi salihin demek daha hayırlıymış. Herhalde abla sus. Biz gün olan devam. Hayır canım gelsin. Ay bu açı daha mı iyi ya, ne diyorsunuz? Bu açı da korkunç ama. Bu hanımefendinin uyanışını izliyoruz sanırım. Her şeyi fark edecek şimdi. Uyan uyan artık Kıvılcım. Ha. Wake up Kıvılcım, wake up. Güno Kıvılcım, Güno. Ya burada arkadaşlar evim her zaman böyle bok götürmüyor. Burada şunlar, burada şu, burada bu, burada bu. Her zaman böyle değil ama yapacak bir şey yok yani. Bugün evi toplamak yerine Kızılcık şarabı izledik yani biliyorsunuz. Ellerimle de bazı hareketler. Abone, subscribe, ey. nasıl yani? Hayır, bunu yapamazsın Ömer. Ha? I'm your present tonight. Ne demek o ya? Hayır Ömer. Please. Ha, karıyı yolladı. Seni istemiyorum dedi. Aferin Ömer. Ama sen gerçek bir karakter olmadığın için bunu kimse yapmazdı başka. Haberin ola. Yok artık. Umut saat sabah 4.35'te eve geliyor. Bu nasıl bir okey singer'sın, okey şarkı söylüyorsun da 4.30'da değildir sanki kanka ya. Değil mi yani? Gelen Umut hırsız değildir diye düşünüyorum. Ya Umut aldatmıyor değil mi? Erken geleceğim dedim. Yabancı numara Umut'u arıyor. Şaka ay, olsun. Umut senin adıydı. Eyvahlar olsun. Nedir? Eyvahlar olsun Kıvılcım, her şeyi fark ediyor, öğreniyi, uyanıyı. Şimdi avukatın ağzına sıçmaya gidiyi. Eyvahlarca, eyvahlarca. Kıvılcım ya sen ne aşırılık, ne ani bir adammışsın. Kıvılcım Hanım bakın bir şey yanlış. Fatih'in sabah burada ne işi var? Buradan biraz önce çıkarken gördüm Fatih'i. Bakın siz bir şeyleri yanlış anladınız. Siz mi? Siktir oradan. Ya sen ne 25
Heh. Fatih Bey genel durum hakkında bilgi almaya gelmiş. Bana yalan söyleme. Benim kızım da... Ya hadi be Kıvılcım, halletme şunu. Sen bizim bundan sonra avukatımız değilsin. Heh. Allah aşkına Kıvılcım, sen hallet bak, kızın gerizekalı, bari sen çöz şu işi. Lütfen. Yani bunlar Cemre'yi almaya geldi ama nasıl olacak lan bu iş? Ev basılıyor falan. Allah aşkına Apo Bey, artık siz de şunu bir çözün. Apo Bey de yani bu babalara bu verilen roller, tamam gerçek hayatta böyle değil ki. Babalar halleder yani bazı şeyleri. Apo da, Doğan'ın babası da sıfır işler ya. Hiçbir şey yapmıyorlar, hiçbir şey. Ancak kendi dertlerinin peşindeler ya. Bir çözün şu işleri. Babasınız siz. Çocuklar gelin içeride sakin sakin konuşalım. Kıvılcım Hanım yardımcı olun. Yardımcı olamam Abdullah Bey. Sizin oğlunuzun ne yaptığından haberiniz var mı? Yok. Çocuğuna bakmaktan başka ne yapmış? Sen nasıl bir insan mısın ya? Ben senin gibi bir insanı nasıl sevmişim? Bir düşün bence sen de bunu da. Önce tedavi et. Bak doğru konuş. Sus nereye kadar? Siz kimin evinden kimi alıyorsunuz? Sizi tanıdığımız güne lanet olsun, başını yediniz oğluma. Benim of oğlunun var ya. Sizin kızınız bu eve nikahsız ve hamile olarak geldi. Ya Pembe Hanım, ölebilir misiniz artık ya? Lütfen. Çünkü ne bela olmuş. Hele şu andan itibaren istesen de alamazsın. Ya hayır ya. Evine geldiniz, olay çıkardınız. O zaman evladının olduğu yere gelirsin. Ya hayır Doğa, yapma ne olur. Ne olur ya, gelme. Hayır. Hayır. Evde kalmayacak değil mi? Ya da burası. Yani... Kızıma gel. Ya hayır Doğa. Doğa. Ya Doğa, amına kodumun duası. Bir tane doğru karar ver şu dizide ya. Yapamam. Bak, sinir katsayım artıyor. Doğa lütfen. Ya saçmalamayın. Doğa yapma ne olur. Saçmalamayın. Bir de şartım var. Ne şartın var? Ya yine reklam girdi. Nasıl ya? Bu dakikaları tutturuyorlar en heyecanlı yerlerde ya. Bir daha anneni görmeyeceksin. Ya siktir git amını koyayım. Bir şartım var, anneni görmeyeceksin diyor. Hadi oradan ya. Doğa bak, bunu duyup eve girersen yemin ediyorum Twitter'da bir tane hesap açarım. İşte Twitter kullanmam. Seni hatelerim ya. Bu kadar değil. Ve senin ailene dair hiç kimseyi kızımın etrafında istemiyorum, anlaşıldı. Ya siktir git, Allah mısın sen ya? Siktir git ya. He? Siz kimsiniz be? Girecek Doğa değil mi? Gerizekalı olduğu için girecek bu eve. Gerizekalı Doğa, aptal Doğa, mal Doğa. Hadi Abdullah Bey. Hayır. Yaşanacak mı? Eve mi girecek şu an Doğa? Lütfen. Fatih kafasını şöyle yapıyor eve gir diye. Bu da girecek mi gerçekten şu an? Giriyor. Tamam, ATV dizisi sanki bu. Show TV dizisi. Doğa... Doğa eve girmiş olamazsın. Kıvılcım Hanım yani. Kıvılcım Hanım hem kocası geberecek, kocasını kaybetti, hem kızını kaybetti şu an. Fatih'in evine geldi. Torununu kaybetti kadın. Bu kadın ne yaşayacak önümüzdeki bölümler? Ya dramatik müziğiniz de size kalsın. Siktirin gidin, bölüm bitiyor ya. Hayır, görmek istemiyorum. Hayır, Doğa'nın eve girdiğini görmek istemiyorum Tanrım. Ya Doğa gerizekalı. Hayır Allah'ım, görmek istemiyorum. Doğa bu eve girmiş olamaz. Doğa hayır, bunu Kıvılcım'a yapamazsın. Hayır Doğa. Hayır, gördüklerimi sil, gördüklerimi sil. Sen 10 dakikadır dramatik müzik çalıyor, girdi eve artık, anladık ya. Hiç de üzgün değilsin, üzgünüm diyor bile Doğa, utanmaz, ağırlanmaz. Yok artık. Ana lan, o da bir ana yani Doğa. Bunu da bir düşün arada. Büyüttü seni kaç yıl. Nelerine okey oldu bu kadın. Bir düşün bunları. Abartma. Anca ağla. Ağla anca, şikayet et. Hiçbir şeylik yapma. Sürekli yanlış kararlar ver. Allah aşkına yeni bölüm fragman acil. Acil. Ay aşk olay, bir terzi yapmam lazımdı. Ya kendimi çekecektim ya ekranı. Ekranı çekeyim, durun. Bayağı oturdun eve, kaldın bu evde. Kızımı bana göster.
Ya ya! Şimdi bu evde bundan sonra neler yaşanacak? Ömer Allah aşkına sen hallet bunu. Bu kadar çok insan var ki Fatih. Ya ağla orospu çocuğu ağla. Çocukken ne yaptıysanız ben tam tersi yapmakta kararlıyım. Bu kadar zamanımız olduğunu düşünüyor musun? O ne demek? Ya hayır öleceğini söyleyecek bu bunu. Ölüyorum diyecek Ömer. Ha bu aa Umut da gitmiş. Aa. Her şey düzeliyor galiba. Lan neler oluyor? İnşallah her şey yeni başlamıyordur. Bu kim? Ha siktir ya hayır. Oh my fucking goodness gibi bir fragman. Arkadaşlar. Arkadaşlar neler oluyor? Fragmanda neler gördük? Umut öncelikle Apo'nun yanında işe başlamış. Bu en önemsiz kısım. Umurumda değilsin Umut. Okey yani. Çok. Bu neydi ya? Ne izledik biz? Haftaya çok korkunç bir bölüm bizi bekliyor. Haftaya daha da sinirleneceğimi yemin edebilirim. Kıvılcım'ın başına gelenler, Kıvılcım gidip Ömer'e anlatıyor. Ömer de diyor ki ben öleceğim abi bilmem farkında mısın diyor. Artık bunu söyleyecek haftaya anladığımız kadarıyla. O sahnede yani yıkılacağımı şimdiden ben görebiliyorum. Bir şekilde Ömer'le bu ikisi bir olup bu kızı kurtarmanız lazım. Ömer Bey size sesleniyorum. Ömer Bey Allah aşkına duanın gözlerini bir açın. Bir akıl verin şu hanımefendiye. Kıvılcım da artık aklını yitirecek büyük ihtimalle önümüzdeki hafta. Çünkü kadın neler yaşıyor yani şu an. Yok yok olacak iş değil. Yani Norsema'nın eski kocası geliyor. Cart curt o kısımlar da açıkçası umurumda değil. Tamam çok korkunç bir olay ama şu duayı Allah aşkına bir çözüm bulalım. Bebe var ortada bebe. Yok. Çok gerildim. Vallahi bu da böyle bir videoydu. Vlog dedik ama bütün gün kızıcık şerbeti izledim ben. Saat bilmem kaç oldu yani. Yemek yedim. Cart curt kahve içtim derken yatağa yapıştım. Şimdi biraz kalkayım, çalışayım, iş yapayım. Work 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 falan. Laptopta iki kurgu yapayım bir şeyler. Gün biter zaten. Oralara da çekmeyeceğim. Çok uzun olacak yoksa video. Bu videolar gelsin mi? Vlog artı kızıcık şerbetini böyle bir tık birleştirmiş bir konsept yarattım. Bunu sevdin mi? Çünkü dümdüz oturup kızıcık şerbeti de izlemeyeyim yani. O da hani o kadar da yorumcu, sunucu gibi olmayayım yani. O kadar da reaction çekmeyeyim dedim ama bütün video reaction oldu. Öyle yani. Bu videoyu sevdin mi aşkım? Yorumlarda bir buluşalım. Sevdiysen bunu arada yaparız yani. Garip bir eventti. Benim bir tık hoşuma gitti yani. Kızılcık şerbeti nasıl buldunuz? Haftaya bize neler bekliyor? Allah aşkına yorumlarda buluşalım. Sizi seviyorum. Bir sonraki videolarda... Ay sinirim hala çok bozuk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Seni seviyorum. Bye bye.